şu ana kadar kimyasal tepkimelerin ya da denklemlerin nasıl denkleştirildiğini öğrendik ve bu konuda birkaç alıştırma yaptık. Mesela buradaki tepkimeyi denkleştirmek için karbonlarla başlayacağımızı artık biliyoruz. Tepkimeye girenler tarafında iki tane karbon var. İkisi de buradaki etilen molekülünde yer alıyor. Denkleştirmek için ürünler tarafında da iki tane karbon olması gerekiyor. Ama baktığımızda sadece bir tane olduğunu görüyoruz. Bu durumda karbondioksitin önüne iki koyarsak tepkime giren her bir etilen molekülü için iki tane karbondioksit elde ederiz. Evet bunu yaparız ama... Siz şöyle düşünüp bu atomların altlarındaki küçük sayıları çok sevdim. Buraya kocaman bir iki koymak yerine bu karbon atomunun altına iki yazsam ne olur? diye soruyor olabilirsiniz. Evet evet duyar gibi. Pekala cevap veriyorum. Bunu yapamazsınız. Neden? Çünkü bunu yaparsanız molekülü değiştirmiş olursunuz. Karbondioksit yerine garip C2O2 adında ve doğada bulunmayan bir şey elde edersiniz. Kısacası bu mümkün değil ama konuya geri dönecek olursak, kısacası bu tepkimeyi değiştirmiş olursunuz. Bir tepkime denkleştirilmeden önce bile tepkimeye girenleri ve ürünleri tanımlar. Ve denk olmaması sadece tepkimeye giren molekül sayılarının denk olmaması anlamına gelir. İşte bu yüzden denkleştirirken sadece ve sadece molekül sayısını değiştirebilirsiniz. Bir molekülü oluşturan elementlerin sayısını değil. Yani bu küçük sayılara sakın ama sakın sakın dokunmayın. Hadi bakalım şimdi gelin bu molekülleri çizip neye benzediklerini görelim. Etilende karbonlar arasında çift bağ vardır. Her karbonda iki hidrojenle bağ kurar. İki karbon, dört hidrojen. Oksijen molekülü oksijenler arasında çift bağ. Karbondioksitte oksijenlerle çift bağ kurmuş bir karbon ve son olarak su molekülünde ise oksijene bağlı iki tane hidrojen vardır. Artı işaretlerini de koyalım şimdi güzel. Eğer karbonun altına 2 koymuş olsaydık bu molekülün yapısını değiştirmiş olurduk. Ve bunu yapmak istemediğimiz için de bu tepkimenin ürünlerinden biri karbondioksittir. Bu konuya açıklık getirdiğimize göre her etilen molekülü için kaç tane karbondioksit ortaya çıkacağını bulabiliriz artık. Şimdi solda iki karbon vardı, burada da iki karbon olması gerektiği için karbondioksitin başına iki koyuyorum. Böylece yapısını da değiştirmemiş oluyoruz. Eğer molekül çizimlerine devam etmek isterseniz, buraya iki yazmak yerine bir karbondioksit molekülü daha çizebilirsiniz. Evet, karbonları dengeledik. Artık girenler tarafında iki, ürünler tarafında da iki tane karbon var. Şimdi sıra hidrojende. Burada dört, burada iki tane var. Hmm. E, ee, peki iki tane su molekülü olsaydı ne olurdu? Bir tane daha çizelim. İşte böyle. Buradaki denkleme de ikileri yazalım. İki karbondioksit, iki su. Son olarak oksijenleri denkleştirmemiz gerekiyor. Burada iki tane var. Burada bir, iki, üç, dört, beş ve altı tane. İki tarafın eşit olması için bundan iki tane daha olması lazım. Bu ikincisi. Bu da üçüncüsü. Ve bitti. İki tarafta da iki karbon atomu var. Dört hidrojen burada etilendeler, burada su moleküllerinde ve altı tane de oksijen atomu var. Sağ taraftaki oksijen atomlarının bazıları karbondioksitte, bazıları ise suda. Sol tarafta ise hepsi oksijen moleküllerinde. Şimdi tekrar ediyorum. Denklemi denkleştirdik ve bunu yaparken moleküllerin yapılarıyla oynamadık. Sadece moleküllerin önlerindeki sayılarını düzenleyerek sağ tarafta ve sol tarafta eşit sayıda atom olmasını sağladık. E, zaten yapmamız gereken de buydu. Ve de yaptık. Hoşçakalın.